Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sözü Yüce Üstad Master Çinkay'a bırakıyorum. Good night to you all. I leave the microphone to Master Çinkay. How is a good evening in Turkish? Türkçe'de nasıl iyi günler dersiniz, iyi akşamlar dersiniz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yes. Oh, very easy. Çok kolaymış. I greet you in the name of the Prophet Muhammad and God himself. Sizi Hazreti Muhammed ve Allah adına selamlıyorum. May God bless you so much to heal whatever sorrow that still felt while we are in this physical existence. Fiziksel varoluş dünyanızda şu anda hissettiğiniz bütün acıları umarım Yaradan hafifletir. We also share with you the suffering of thousands of people in the recent disaster. Our heart are with you. We prayed for you. We did pray for you in a very far land, in every land apart from Turkey, away from Turkey. We did pray for you and for the whole world too, including Turkey. Ayrıca şu anda felaket zedeler olan insanlar için, Türkiye için dua ettik ve dünyada bu tür acılar çeken bütün ülkeler için ne kadar uzakta olursak olalım dua ettik. We have also sent a comfort in a form of material assistance, but we pray more so that God would send the real comfort in spirit to your country and your people, my people too. Ayrıca maddi olarak da bir yardımda bulunduk. Ama asıl dileğim Tanrı'nın, Yaradan'ın sizin acılarınızı hafifletmesi, dünyadaki bütün insanların acılarını hafifletmesi. I'm very excited to be in your country. Ülkenizde olmak beni çok heyecanlandırıyor. Because this is my first time. And your country is so beautiful, so beautiful. Çünkü Türkiye ilk gelişim ve ülkeniz gerçekten çok güzel. When I was in Germany, I know a lot of Turkish people who live there, who work there. Almanya'ya gittiğimde orada çalışan, orada yaşayan birçok Türk'le tanıştım. And they are so very very generous, very hospitable to me. Onlar bana karşı çok cömert, son derece misafirperver davrandılar. But I only know the humble class people. And they work very humbly, and they're very, very humble, and they trust God. They are not the arrogant kind. Orada tanıştığım insanlar son derece alçak gönüllü insanlardı. Alçak gönüllü çalışıyorlardı. Hiçbir şekilde kibirli değillerdi. Yes, and because of their humble position and in a strange land, not only in Germany, I know them in France and in England and even in Holland. And because of their humble position, they are far away from home and they have to work in a strange land. And sometimes the language is not their basic skill, and they had sometimes hardship. Yabancı bir ülkede oldukları için, burada kendi yağlarında kavrulmak zorunda kaldıkları için, ayrıca bu dilleri de çok iyi bilmedikleri için iletişimde biraz zorluk oldu. And so people, because they are so humble, I think the Turkish people humble because they fear God, not because they fear any other people in that land, but they have been sometimes misunderstood. Because they're very humble people. Türkler çok alçak gönüllü insanlar ama Tanrı'dan, Yaradan'dan korktukları için alçak gönüller. Başkalarından korktukları için, başka bir ülkede yaşadıkları için değil. They're humble because they pray five times a day. They just remember God.
They forget to be so fierce in this competitive world. Bu rekabetle dolu dünyada her gün günde 5 vakit Yaradan'a dua ettikleri için alçak gönüllüklerini koruyabilmişler. So they did not give an impression of a very, I would say, very aggressive people, very how you say, know how to do things and not a, like a very gifted business people. Bu alçak gönüllüklerinden dolayı agresif değillerdi ve şey çok fazla atılgan insanlar gibi görünmüyorlardı. But I know them through friendship and I know that they are really great and they were so generous and so hospitable. Whatever they have, they share with you. Ama onlarla tanıştığım zaman gördüm ki son derece alçak gönüllüler, cömertler, ellerinde ne varsa sizinle paylaşıyorlar. But because they're so humble, sometimes some of the native people do not give them due respect because they don't know they came from such a great country, such a great history, great culture. Onlar böyle alçak gönüllü davrandığı için yaşadıkları ülkelerdeki insanlar onlara gereken değeri vermiyorlardı. Çünkü onların çok büyük bir geçmişten, çok büyük bir tarihten geldiklerini bilmiyorlardı. Before I came here, I also did not know that I did not have enough time to study your history. I just know it recently. And I also did not know that my friends, the Turkish people that I knew, came from such a great heritage. Ben de buraya gelmeden önce sizin böylesine büyük bir tarihiniz olduğunu bilmiyordum. Burada edindiğim arkadaşlarımın da böylesine büyük bir geçmişten geldiğini farkında değildim. Okay. I wanted to say is that the people who went out of Turkey and worked in the foreign land, they did not represent a complete 100 picture of your culture as a Turkish race, as a great, you know, historical. Ama şunu da belirtmeliyim ki başka ülkelerde yaşamaya bu ülkeden giden insanlar sizin o büyük mirasınızı, o büyük tarihinizi doğru bir şekilde yansıtmamışlar. So I was so surprised when I landed in your capital and went around a little and see all these great things that is still left over in your country. Bu yüzden başkentinize gidip çevreyi dolaştıktan ve ülkenizdeki bütün harikaları gördükten sonra çok şaşırdım. It's sad. Bu da üzücü bir şey değil mi? But it's okay. The joy is more double because I'm surprised. Ama sürpriz olduğu için iki kez sevinmiş oldum. Similarly, we are the children of God. The Quran told us that. The Bible, every Bible told us that. Every religious Bible told us that we are children of God, but we don't really have a good impression. Buna benzer by being olarak. Here. Hepimiz Tanrı'nın, Yaradan'ın çocuklarıyız. Bunu Kur'an söylemiştir, İncil söylemiştir, bütün kutsal metinler söylemiştir ama biz bunu bilmemekteyiz. Because we are too busy for survival, we have forgotten our great home. Yaşamımızı kurtarmakla o kadar meşgulüz ki aslında geldiğimiz o muhteşem yuvamızı unuttuk. Only some lucky people truly can have direct contact with our original heaven. Many people still have lost the connection with our Father. Ancak bazı birkaç çok şanslı insan asıl geldiğimiz öz kaynağımızı bilmekte, onunla bağlantı kurmakta, onun dışında babamızla olan bağlantımızı yitirmiş durumdayız. And we look upon each other as just a mere mortal, mere human being, and we have forgotten that we are brothers and sisters, and we are truly heavenly beings. Ve bu yüzden hepimizin kardeş olduğunu, hepimizin aynı yerden geldiğini ve göksel varlıklar olduğumuzu unuttuk. But in some moment of our deep prayers,
I mean really real prayers, not mechanical prayers. We do have glimpse of heaven, and that's when we know God really exists, heaven really exists, and we feel so blessed, so happy that we could not even talk in human language about this happiness. Ama bazen içten dua anlarımızda, gerçekten içten dua ettiğimiz anlarda, işte o zaman cenneti öz kaynağı görürüz ve içimizi muhteşem sözcüklerle ifade edilemeyecek bir sevinç kaplar. Just like I heard people talk about Turkey, I know Turkish people, but I didn't imagine your country is so beautiful. Sizin insanlarınızı tanıyordum, onlarla tanışıyordum ama ülkenizin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. And when you come exactly to come here, you feel different. You feel the excitement, you know, the newness of a discovery. But when you are in America or Germany, you heard of Turkey, or maybe you don't even want to go. Ama fiziksel olarak buraya geldiğiniz zaman gerçekten şaşırıyorsunuz, seviniyorsunuz. Ama dışarıda sadece Türkiye hakkında duyduklarınızdan belki Türkiye'ye gelmek bile isteği duymuyorsunuz. Similarly, we heard of heaven, we heard of God, and we heard of the angels, but we thought we normal people cannot see them. Only the prophet or the disciples of the prophet can see them. Aynı şekilde cenneti biliyoruz, havarileri, melekleri, bunların hepsini okuduk, biliyoruz. Ama sadece bazı özel varlıkların, yani peygamberlerin bunları görebileceğini düşünüyoruz. But we can see them. Ama biz de onları görebiliriz. Why? Because we can. There's Çünkü görebiliriz, way. Ondan. There's a way to ascend to heaven while living. Yaşarken göksel kata çıkmanın bir yolu vardır. Just like everything else, like I come to Turkey, I take airplane, and later when I finish, I go back home. Mesela Türkiye'ye gelirken uçağa bindim, Türkiye'ye geldim ve aynı şekilde ülkeme döneceğim. If I have money, I have visa, I can come back Turkey again, come back home again. Come back Turkey again if I like. Go back home again. Ve param oldukça, vizem oldukça istediğim gibi Türkiye'ye gelip gidebilirim. All I have to do is go to the airline, the correct airline, pay the correct money and go to Turkey. Tek yapacağım havayolu şirketine gitmek, doğru parayı ödemek ve biletimi alıp buraya gelmek. And if I don't do anything unlawful that break the law of your country, I could stay for a while and come back again and again. Similarly, we could go to heaven, come back, go heaven, come back. Ülkenize gelip burada bir suç işlemediğim sürece istediğim gibi kalabilirim. Tekrar geri gidip yeniden ülkenize dönebilirim. Aynı şekilde cennete de bu şekilde gidip gelebilirim. But we don't go with the physical body. We go with the spirit. Ama fiziksel bedenimizle değil, ruhumuzla gider geliriz. Just like when you sleep, you leave your body, you don't even know the body exists. Sometimes you have dream, you think you go somewhere. Some people even sleepwalk. And similarly, we could consciously leave this physical temple for a while and go contact the spirit in the spiritual world with our same spirit like their spirit. And the angel will take us there if we know how. Aynı şekilde söz gelimi uyurken fiziksel bedenimizi bırakırız ve ruhsal olarak rüyalar görürüz. Hatta bazen yürürüz. Aynı şekilde yine cennette de göksel kata da gidip gelebiliriz. Bizi melekler oraya götürür, merak etmeyin. The reason the prophet told us to contemplate, to pray to God 5 times a day is that if you pray hard enough, long enough, many times, there's a chance that you might have a glimpse of heaven, or that you might be calm enough so to contact the angels or the messenger of God, the invisible one, yes. And then they will take us to heaven. They will show us the way. But we must calm the mind. We must forget the whole world while praying. That is a real prayers. That's what the prophet Muhammad did in the cave.
He calmed his mind. He forget everything. His possession, his wife, his world, his success, his money, everything. He forgot his body. And that's how he can elevate himself to the level of angels in spirit. And that's how he can contact the angel in spirit. And that's how he can get the message from God. The same we have to do. We can do. Sizin peygamberiniz Muhammed'in size günde 5 kere dua etmeyi istemesinin nedeni, eğer yeterince uzun, yeterince sık bir şekilde dua ederseniz gerekli ruh haline ulaşıp, gerekli sakinliğe ulaşıp bu cennet kapısına gidebilmenizi sağlamaktır. Aynı şekilde sizin peygamberiniz dağa çıkıp kendisi her türlü fiziksel varlığını, karısını, paralarını bırakıp gitmiştir oralara. Yes. Many of you, some of you, when you pray very hard and you have also have experience of heaven, but some of you have not not be able to calm the mind, to still the mind, so maybe you have not heard the angel speaks or the messenger of God speaks. So now, if you think you have not heard God and you're not satisfied that the angel has come visit you or the messenger from God, from heaven has talked to you, then maybe I can help you. There is a way to still the mind. Then you can contact the messenger of God directly, the Supreme Master, whoever that is, okay? Yes, I'm speaking on behalf of the Supreme Master Qinghai. It's not me who speaks. Eğer zihninizi yeterince dinlendirebilirseniz, sakin bir hale gelebilirseniz, siz de Tanrı'nın, Yaradan'ın mesaj getiren varlığıyla buluşabilir ve cenneti görebilirsiniz. Ben de bunun için belki size yardım ederim diye buradayım. Some people ask me what's the name of the Supreme Master Qinghai. It's a Chinese name for the Father. Our God, this Qinghai means the ocean of love, means God. Just we call him differently. Aynı şekilde Çince'de Qinghai, Supreme, Yüce Üstad bizim için Tanrı'nın adıdır. Ve ben de onu temsilen buradayım. Just like when you love your woman or you love your husband, you call him honey, sweetheart, sugar pie, apple pie. My loved one, my own, myself, my other half, my better half. It's just the same one person. Yes. Nasıl eşinize seslenirken tatlım, hayatım, canım gibi sözcükler kullanıyorsanız, bu da aynı şey onun isimlerinden biridir. And that's why sometimes the religious people misunderstand each other. Because one call him Allah, the other call him Almighty, and the other call him the real Buddha. the Zen call him the real face, the real father. Everyone call his beloved in a different name, and that is all right. We have only one father, one God. İşte bu yüzden dindar insanlar bazen birbirleriyle çatışmaktadırlar. Çünkü tanrılarına başka isimler vermektedirler. Ama aslında yaratan tektir, tek babamız vardır. I have a joke for you. There was, you know, sometimes in some country they have racist problem. Like, okay, the black man are allergic to the white man are allergic to the black man. So there was a black man who was looking for an apartment. And he liked one apartment very much. He's desperate for one, but he couldn't go there because there's other white people and they don't let him in. So he prayed to God. He said, please help me. I want to get an apartment over there, but they are racist. They don't let me in, other white people. Benzer şekilde size bir şaka anlatayım. Benzer şekilde siyahlar ve beyazların arasında birbirine bir alerji durumu vardır. Zenci adamın birisi bir apartman tutmak istiyor. Fakat istediği apartman hep beyazların yaşadığı bir yerde. Ve Tanrı'ya yalvarıyor, lütfen oradaki apartmanı istiyorum, bana yardım et. So God say, oh forget it, forget it my love. If I go there, I couldn't go there myself. So the black man was very surprised. Why, God, you are almighty.
You can go anywhere. Why couldn't you go there? Tanrı da ona şöyle demiş. Oraya ben de aslında gidemem, istesem de gidemem. Bunun üzerine zenci adam şaşırmış. Neden? Yani sen her şeye kadir olan bir varlıksın. Niye gidemeyesin ki? Please laugh after I finish the joke, okay? Lütfen şakayı yaptıktan, ben konuştuktan sonra gülün. So you know what God say? Evet, Tanrı şöyle demiş. Any guess? Ne demiş sizce? No, he didn't say that. Yeah, maybe he's black, but I don't think so. Belki zencidir ama bilmiyorum. He's all colors. Yes. Her renk aslında. That's why we are all colors. Come from him. Okay. God say that, oh, I cannot go there because if I go there, they will check my religious record and they will ask me what religion I belong to and I don't know what to say. Eğer oraya gidersem bana dinsel inancımı soracaklar ve ben her şeyi söyleyebilirim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. You don't find it funny? Yes. Okay. Yeah. Suppose God comes here. It's true like that. It's a joke, but it could be true. Suppose God appear in front of us right now. Shall we call him Muslim or call him Catholic or shall we call him Buddhist or shall we call him Christian what? Farz edelim ki Yaradan buraya geldi ve şimdi bizimle birlikte oturuyor. Ne dersiniz? Şimdi kendisine Müslüman mı diyeceğiz? Yahudi mi diyeceğiz? Hristiyan mı diyeceğiz? Hiçbir tanım bulamayız ki. So in my knowledge we have only one father and that's enough already. Bildiğim kadarıyla tek bir babamız var. O da zaten hepimize yeter. And in order to know our own father, we must still the mind. We must calm down and we must find time to contact him. And at least to contact his representative, his angels. And then we can pose direct question to him and get direct answer. Demek ki babamızı tanımak için doğrudan kendisiyle temas kurmamız gerekir. Onun aracılarını tanıyabilmek için de önce zihnimizi dindirmemiz gerekir. If we can find the answer today, we find it tomorrow. If not tomorrow, if the next day. And if you have find the answer already, congratulations. If you have not find a direct contact with God's kingdom, I have learned a way and I could share it with you. Without any obligation, without any cost, without any string at all, you can always be welcome and try. And it works immediately. Yaradan'la direkt, doğrudan teması kurabildiyseniz ne kadar güzel, sizi kutlarım. Ancak daha ulaşamadıysanız ve onun sesini duyamıyorsanız, o zaman size yardımcı olabilirim, yardımcı olmaya çalışabilirim. It's not difficult, madam. You see, I can do it, you can do it. For you, difficult? We have two ways. Okay, then you choose the more easy way. We have also, okay? Easy way, like part-time job. Yes. Bu ulaşım için birçok yol vardır. Uzun yolda vardır, kısa yolda vardır, kolay yolda vardır, zor yolda vardır. Bunlardan hangi yoldan gideceğinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Okay, I guess you want to ask me a lot of questions. So should I just keep quiet now and then you ask me and then I can explain more of what you think you want to know. Sanırım birçok sorularınız olacak. Arzu ederseniz ben biraz susayım. Siz önce bir kendi sorularınızı bana yöneltin ve onları cevaplamaya çalışayım. Then after that, if you want to, we can show you. Sonra siz isterseniz size gerçek yolu gösterebiliriz. Thank you. Okay. You have any question yet? It's not difficult, right? For some, yes. Şeytan hakkındaki düşüncelerini sorabilir misiniz? İnsanlara yanlış yaptırıp duruyor yani, elinde olmadı. He asks you, yes, what you think about the devil? He makes us do something quite things quite bad. What do you think about it? He's asking.
Yeah, we should not listen to him. That's what I think. Bence onu dinlememeliyiz. You are the master. Üstad sizsiniz. You should not listen to the devil, make him listen to you. Siz şeytanı dinlemeyeceksiniz, şeytanın sizi dinlemesini sağlayacaksınız. Right side, five head like that. Three head of stone. Buddha, everybody oh, get you mean, oh, you yeah. mean the statue. Yes, yes. Why don't they don't believe God? Well, everybody believes God in their own way that they think is the best. But sometimes what they think is the best is not always the best. So that's why I'm trying to help them to see a better way if they want to. If they don't want to, that's also their right. Soru şöyleydi. Budist kişiler bazı işte heykelcikler var, üç kafalı, bilmem kaç elli falan. Bunlara niye inanıyorlar diye soruldu. Bu konuda ne düşündüğü soruldu. Kendisi de insanlar istedikleri şeye inanabilirler. Bazıları doğrudur, bazıları yanlıştır. Ben size bir yol göstereceğim. Buna inanıp inanmamak sizin kendi bileceğiniz iştir. We are desperate in this world. We suffer so much. We are so far away from God's connection. So we grab on anything, anything, a stone, a statue, a cross, or whatever, to hope that God will answer our questions. But there is a better way. It's a direct way, and people don't know. But still, when people pray to a statue or pray to a stone, God knows also. And that's why God sent the prophet Muhammad. God sent other prophets or prophet Muhammad to tell people that this is the way. Don't do that. Don't do this. Do this. Yes. İnsanlar dünyada o kadar umutsuz bir durumdalar ki kendilerini Tanrı'ya ulaştıracak her yola saldırmaktalar. İşte taştan bir puta tapmaktalar. Yani onun yoluyla Tanrı'ya ulaşmaya çalışmaktalar. Ama inanın ki Tanrı bu yolla bile onları duymakta ve onlara doğru yolu göstermeye, çeşitli mesaj taşıyan kişiler göndermeye çalışmaktadır. The prophet came to show an example. Like, okay, you have to steal your mind. You sit quiet. Alone, don't have to go in the cave, but in your small cave room, and make it a cave, make it a complete recloser for yourself, and then you pray. Truly, God will hear, and you will hear God. God always hears; it's just we don't hear. So now it's our problem to steal our mind, to discard all the nonsensical thinking all the time in the mind, so that we can hear the voice of the messenger of God. Like the prophet did. He came to do that. He's a prophet. He didn't have to do that. But he did that to make an example that to contact God we have to steal the mind. Peygamber size bu yüzden örnek olması için gönderilmiştir. Kendisi bir peygamberdi. Bunu yapması gerekmiyordu. Ama size örnek olsun diye yaptı. Siz de onun gibi bir mağaraya gitmeniz gerekmiyor. Odanıza gidip zihninizi dinlendirin ve ona ulaşmaya çalışın. Emin olun o sizi duyuyordur. Duymayan sizsiniz. That's why in the Quran it is said that all religions belong to God anyhow. Yes. The first page. Yes. Şunu da söyleyeyim ki bütün dinlerde şunu söyler. Bütün dinlerin aynı Tanrı'dan geldiğini. Because why? Because when people pray sincerely to God, doesn't matter in which name, He knows that is pray to Him because He's God. He don't discriminate. Why don't you call my name, Mr. So and So? You have to call my name. This no, He's God. He's a Father. Yes. Tanrı size ona verdiğiniz değişik isimlere aldırmaz. O sizin kendisine seslendiğinizi bilir ve şöyle demez, ayrımcılık yapmaz. Bana bu isimle seslenin, bana böyle isimle seslenirseniz size ulaşmam demez. O babamızdır. If you call him Almighty, it's good. If you call him Allah, he's happy because Allah means also Almighty in English. Ona isterseniz Allah deyin, isterseniz Kadir mutlak deyin, istediğinizi deyin. Yeah, and Buddha means enlighten, it means God in English. Just we did not translate, and we make so much trouble. Buda da İngilizce'de aslında aydınlanmış, yani yaratıcı anlamına gelmektedir. Bu çeviriyi yapmadığımız için karışıklık olmaktadır. Chris means the power of God. Same thing.
Mesih de yaratıcının bir elçisidir. Right, I guess we should have only one language. Sanıyorum hepimizin tek dili olsa daha iyi olurdu. Sorunun biri şöyle, meditasyona kendimi tam verebilmek için ne yapmalıyım? How do I concentrate completely in meditation? Oh, that I will show you. I'll show you later. Bunu size daha sonra göstereceğim. We have to sit still together. I'll show you how to be still first. Okay? Önce birlikte hareket etmeden sakince oturabilmeyi öğreneceğiz. Once you still your constant chatting mind, everything else God takes care. Zihninizdeki sürekli konuşmaları bir kere susturabildiniz mi, Tanrı zaten size yolu gösterecektir. But there is a way to still the mind. There is a way. Ama zihni dindirmenin, dinlendirmenin de bir yolu vardır. Yes. God exists so that we can know him. There is a way to know. We just forget. Tanrı vardır ve var olmasının bir nedeni de onu tanımamızdır. Bunun onu tanımamız için de bir yol vardır. Yes. If we have a father, if we exist because we have a father, a physical father, and it's good that we know who our father is, no, we want to know. Bu dünyada var olabildiysek fiziksel bir babamız da var olduğu içindir ve aynı şekilde o babamızı da tanımamız bizim için iyi bir şeydir. Tanrı ile buluşabilme dediniz. Bunu en pratik nasıl gerçekleştirebiliriz? What is the shortest way to meet with the creator? And yeah, I found it. That's what I want to tell you. after. İşte daha sonra size anlatmak istediğim bu. There is another question here. How did you meet first? Siz nasıl buluştunuz? Anlatabilir misiniz? I went to the Himalaya and met the person who has known this way and he shows me and then I can show you. Himalayalara gittim ve bana bu metodu öğreten biriyle karşılaştım. Ben de size bu metodu öğretmek istiyorum. Sizin metodunuzda et yenilmeyecek diyorsunuz. Fakat bütün dinlere baktığımızda eti yasaklayan bir kural yok. Bu metodunuza ters düşen bir durum değil midir? In no religion, they forbid eating meat. Does that not oppose your teaching? Yes. You read the Quran again. Kur'an'ı tekrar okuyun, tavsiye ederim size. It says you don't eat meat. Yes. Kur'an'da et yemeyin der. Konuşmalarınızın bir bölümünde Yaradan'ı babamız olarak söylediniz. Bu sözcük sakıncalı değil midir? How can you say father? Isn't that blasphemic? Okay, then I say mother, all right? İsterseniz anne de diyebilirim. Well, in our human language, we have two sexes, female and male. And most of religion address father, God as a male. So I go along. I don't want to contradict you. But it's not a he, it's not a she, it's a God. Birçok dini yazıtta Tanrı'dan erkek olarak bahseder. Ben de o yüzden babamız dedim. O aslında ne dişidir ne erkektir. O Tanrı'dır. God can be a he, God can be a she. Yaratan hem erkektir hem dişidir. God is everything. According to what he shows me, Yaratan is everything. Her şeydir. Yes. Bana gösterdiğine göre her şey. Thank you. Ruhun öldükten sonra başka bir insanda dirilme olayını açıklar mısınız? Nasıl oluyor da ölen bir kişinin ruhunun kimde dirildiğini biliyorsunuz? How can the soul after death relive in another person? How can you tell who he, she was before? Yes, sometimes when we were very young, like from the age of, you know, when we first born until the age of 3 or 4, sometimes we remember the past existence. And that's the only way you can tell yourself if you remember. Nobody else can prove it to you. If you don't remember, it's okay. No need, because God say, take care of today is enough. No need to worry about the past and the future. Genellikle çocuklar 4 yaşına kadar geçmiş yaşamlarını hatırlarlar. Ama bunu hatırlayabilecek tek kişi sizsiniz, başka birisi değil. Hatırlamıyorsanız da sorun yok. Yaradanımız, siz bugününüzü halledin, geçmiş önemli değil der.
Sometimes we, as a part of God, comes down to this world again and again to have different things to do, different experience, and this all right because God can do everything. God can send back again, or God doesn't send again. So when we are sent back again for special purpose, we say that we come back. Yeah. Bazen çeşitli deneyimler yaşamak için tekrar tekrar dünyaya geliriz. Bu Yaradan'ın elinde olan bir güçtür. Bizi isterse geri gönderir, isterse göndermez. Gönderiyorsa yapmamızı istediği şeyler vardır. But actually there is no such thing as coming back. Because we never go anywhere. We are always with God. We are always with God. We are never away from God. It's just sometimes we are too distracted by physical survival. We lost contact. That's all. So whenever we say we reincarnate, that doesn't mean really reincarnation. It's just a different jump in a long, long eternal life process to have different experience in different department of God's creation. Aslında geri dönme diyemeyiz çünkü hiçbir zaman aslında babamızdan ayrı değiliz. Hep onunla birlikteyiz. Sadece reenkarnasyon dediğimiz şey süre gelen bir şeyde yaptığımız sıçramalardır. Yes. Just like we go from Europe to Asia, we go from Turkey to Egypt, from Egypt to Israel, Israel to South Africa. Yes. Aynı şekilde ülkeden ülkeye, işte Türkiye'den Mısır'a, Mısır'dan Güney Afrika'ya gitmek gibi gezeriz. Our life is a constant change, constant re-experience and recreating what we want to know. Yaşamımız sürekli bir değişimdir. Öğrenmek istediklerimizi öğrenmek için sürekli bir değişimden ve deneyimden geçmektir. And so don't reincarnate in a body. The soul cover a body. Or envelop a body, or embrace a body, or a physical anything being, in order to experience in a different dimension. So when we leave one physical being or one pole and go to another, we call that death or reincarnation. Actually, it's not. The soul is always free. And the soul can go from one place to another, one body to another, anytime. So the soul is not inside the body actually. Aslında ruhumuz bedenimizin içinde değildir. Bedenimiz sadece bir kılıftır. Belli boyutlarda gezebilmemiz için bize gereken bir elbisedir. Aslında ruh istediği her yerde, istediği şekilde bulunabilir, gezebilir. That's why all the Bibles tell us that we are part of God because we are never apart from God. We just choose to cling to one subject or another in order to have a different identification, a different experience that we call this is Mr. So and So, Mrs. Ching Hai, Mrs. Smith, Mr. John. Aslında hiçbir zaman Tanrı'dan ayrılmayız. Yaradan'la hep bir bütünüz. Fakat bazı şeyleri deneyimleyebilmek için çeşitli kimlikler ediniriz. You see, did I make myself clear? Oh, okay. Açık oldu mu acaba? Biraz daha açıklamam gerekir mi? It's difficult, but this also easy. Look, for example, okay, just example, right? Example. God, okay, we imagine, for example, suppose God is a big whole being like this. Big one, okay. Varsayalım, Yaradanımız büyük, kocaman bir şey. Okay. Bir varlık. And in this God whole being, he encompasses everything, all the things that he created. Bu kocaman varlık içinde yarattığı her şeyi içeren bir bütünlüktür. Or not yet created. Ya da yaratılmamış olan her şeyi He's içeren. He's all everything compact in there. That is God. Okay? Her şeyi right. İçeren işte odur. Yaradandır. And then within this there are different things that he created already. Bunların içinde yeah. De zaten çoktan yarattığı değişik şeyler vardır. Okay. Here now. Now, in order to be individualized, one part of God occupies this, another part occupies that,
Another one, okay? Değişik, bu yüzden değişik kimlikler alabilmek için Yaradan'ın bazı suretleri, mesela bazısı kalem olmuş, bazısı tükenmez, okay. Bazısı kurşun kalem olmuştur. So the part of God that is surrounding this yellow paper call himself a yellow paper. And the part of God that is in the vicinity of this red pen call himself a red pen. Yaratanın o kırmızı kalemde kalemdeki gücü kendisine kırmızı kalem demektedir. Ötekisi de kendisine sarı kağıt demektedir. All right. You understand? Şimdi anlaşıldı okay. mı? Okay. But all is enveloped inside God. All is God, nothing else. Ama her şey Yaratanın içindedir. Yaratan including, kendisidir. Oh sorry love. Including the devil that you have asked me. Ve bana sorduğunuz şeytan da buna dahildir. Yes. He is there to tell us don't do this. Do this. Şeytan bize bunu yapma, şunu yap demek için buradadır. He is there to make you strong. By resisting him you strong. If you listen to him you have to try again. Sizi kendisine direnmenizi sağlayarak güçlenmenizi sağlar. Onun görevi de budur. So you sit there, God envelop you, you are Mr. John. I sit here, I am all God envelop myself to call myself Mr. Whatever, Mrs. Whatever. Sizi yeah, çevreleyen, my married name, Tang. Sizi my çevreleyen name. Yaradan, mesela sizin için Mr. Smith'tir. Beni çevreleyen Yaradan da Mrs. Tang. Yeah. Mrs. Tang'tir mesela. For example. All right. So that's why all the religion told us that we are one. We are an essence of God. We are part of God. We are God. İşte bütün dinler bunun için bize Yaradan'ın özü olduğumuzu, Yaradan'ın parçası, sureti olduğumuzu söyler. Yes. Easy, huh? So this thing come and go, destroy, but the God is the same all the time. Ben bunu yok etsem bile Yaradan yine aynı Yaradandır. This thing is red, this thing yellow, but the God all the same, this one always the same. Bu kırmızıdır, bu sarıdır ama Yaradan hep aynıdır. All right. Did I make myself understood? Anlaşılabiliyor mu acaba? Yeah. Thank you, thank you, thank you. Yeah, so why we go so far? Okay, so the reincarnation never really occur, never. Aslında reenkarnasyon diye bir şey yoktur. Hmm. Çünkü hep aynı varlık var olmaktadır. Just you see, the God Almighty power always exists, never die. But this thing may die, may kaput, damaged. And then so the God here is empty. Oh, and then he probably move around within this God and then occupy this one and become yellow paper. Yani bu kırmızı kalem yok olup ölebilir ama Yaradan asla ölmez. Yes. Okay, thank you. Oh yes, every day. You can. Evet, isn't bunu yapabilirsiniz, her gün yapabilirsiniz, çok kolaydır. A lot of people who I show them how to do it, they see too. Father is always there, why don't we see him? Onlara yolunu gösterdiğim kişiler de Yaradan'ı görebilir. Yaradan hep oradadır, niye göremeyelim ki? Okay, you don't see, but if you sit there, can I see you if I look at you? Of course I can see you, but if I look over there, of course I don't see you. We don't look. That's why we look in a different direction. I tell you where to look and you see God. Very simple. Siz orada oturuyorsunuz. Ben size baktığımda sizi görürüm ama başka tarafa baktığımda elbette sizi görmem. İşte biz bakmayı bilmiyoruz. Ben de size bunu öğretmek istiyorum. Next one. Tek babamız kavramını kullandığınız varlığı biraz tanımlar mısınız? Could you identify more clearly whom you call our single father? Identify him? Oh, this is your job. Onu tanımlamak sizin işiniz. How can I tell you what it tastes like, what I drink? Bunu içtiğimde bunun tadını size nasıl anlatabilirim? If I drink, I can tell you, okay, it's sweet, but you don't know. You just think that it's sweet, but you don't taste it. So. Size bunun tatlı olduğunu söyleyebilirim, ama siz aslında bunu tatmış olmazsınız. Sadece hayal edebilirsiniz. I cannot describe to you, but I can show you, then you can identify yourself. Yes. Size bunun yolunu göstereceğim. Bu şekilde kendiniz tanımlayacaksınız. Yes. I can give you the cup and the same juice inside, then you know, ah yeah,
I know it's orange juice. Okay, sweet. Size bu kapı vereceğim, içindeki sıvıyı vereceğim ve siz tadacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki, evet, işte bildiğim tat, işte portakal suyu vesaire. So I invite you to stay and drink. Bu yüzden after. Sizi kalıp bu içkiyi içeceği içmeye davet ediyorum. After I explain to you how to steal your mind, you see the father. I promise. Zihninizi dindirmeyi başardığınız zaman Yaradan'ı görebileceksiniz. Söz veriyorum. The father, okay, can be a mother too, can be... You can even see Prophet Muhammad and then ask him directly what the father is, a she or a he, or is he Muslim or is he Christian? And he'll tell you better than I do, because when you are in his level, in a spirit level, you understand better than in a human language. And then when we are in a human form, we are limited. We are limited by the brain, by the ears, by the physical eyes. But when we are in the spirit, we are one with God, and we understand everything. No need anybody explain. Bu yolu öğrendiğiniz zaman kendiniz göreceksiniz. Hatta dilerseniz Peygamberimiz Muhammed'e sorup Tanrı'nın nasıl, Yaradan'ın nasıl bir şey olduğunu, erkek mi dişi mi olduğunu bile sorabilirsiniz. O düzeye ulaştığınız zaman zaten şu anda konuştuğumuzdan daha farklı ve etkin bir dil konuşuyor olacaksınız. Okay. When the Prophet Muhammad sit in the cave, what did he experience? Muhammed mağarasında oturduğu zaman neler deneyimledi? You tell me what? Bana söyleyin neler deneyimledi? Anybody remember? Bunu hatırlayan var mı? What did Muhammed see? What did Moses see? Angel. You can also see the angel. Melekleri de görebilirsiniz. After I show you, but you must also do your work like sincere, really want. Ama içtenlikle bunu gerçekten isteyerek uygulamalısınız. Apart from that, God also, Moses also see God as a burst of flame. Also hear the voice of God as like thunder voice. Right? Musa Tanrı'yı bir ateşten çalı olarak gördü ve Tanrı'nın sesini bir gök gürültüsü right. olarak duydu. After that, God tell him to write that. Yes. Bundan okay. sonra Tanrı kendisinden harekete okay. geçmesini istedi. Yes. Yes, you. Tecrübe edin. Evet. Musa Aleyhisselam Allah'ı görmek istiyor. Ya Musa dağa bak diyor. Allah'ın yani haşmetinden, büyüklüğünden daha paramparça oluyor. Ve tenzih ederim seni Allah'ım diyor, tövbe ediyor. Allah dilerse melekler görür. Allah dilemezse bir şey görürler. He's saying that Moses want to see God and he said to God, "Let me see you." Yes. And he said that you cannot see me, but if you want so much, he showed himself and the as a light. Mountain burst. Yes. And that's right. He was sick. Evet doğru. That's right. Evet doğru. That's right. Because God is God is not the way we imagine, like, okay, here come God, you know, with the head and the nose or thing like that. God is the light. God is the love that we feel. Evet. God is the music of heaven. He can manifest himself different ways, like Moses, and the voice of thunder, the sounds of many water, the sound of trumpet, and all through the voice of the angel, as our prophet has heard it, or in the burst of flame, big light. These things you can also experience. That I can promise. This is God who manifests in this kind of way. Tanrı kendisini çeşitli şekillerde tezahür ettirir. Gök gürültüsü olarak, büyük bir ışık patlaması olarak, patlama olarak, melekler aracılığıyla, ses olarak her şekilde tezahür ettirebilir. Sizin de bunu deneyimleyebilmeniz mümkün. Yes. Because God is not a person like this or like that, but God can also make himself or herself into a person like in the form of prophet to talk to us. Yaradan bir fiziksel şekil değildir ama isterse kendini fiziksel bir şekil, söz gelimi bir peygamber olarak da bize gösterebilir. Yes. Question? Yes. Okay. Meditasyon Veda dininin bir ritüeli değil midir? Isn't meditation a kind of ritual? Oh no, it's a natural thing to do.
Hayır hayır, bu kesinlikle bir ritüel değildir, doğal bir şeydir. Because every day we are very busy thinking of different things, so when we sit down and calm our mind so that we can contact God, it's not a ritual. Çünkü biz burada zihnimizi dinlendirerek Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kesinlikle bir ritüel değildir. Because most ritual is physical. This one is nothing physical. Çünkü ritüeller genellikle fizikseldir. Bu kesinlikle fiziksel bir şey değildir. Just calm the mind, that's all. Zihninizi dinlendirin, yeter. And there is a way to calm the mind quick, that's all. Okay? Zihninizi çabuk bir şekilde dinlendirmenin yolunu öğretmeye çalışacağım size. Yes. Thank you. Thank you so much. Next question. Yes. Göstereceğiniz yolu herkes rahatlıkla yapacak mı? Will everyone easily practice the path you will teach? Yes. Even we have children like 6 years old, they can also do it. 6 yaşındaki çocuklar bile bunu yapabilecek durumdadırlar. Merak etmeyin. Next question. Yeah, because God is within us, so it's easy. Çünkü Yaradan bizim içimizdedir. Bu yüzden kolay bu iş. We just forget. Sadece biz bunu unuttuk, o kadar. Need a little reminding, you remember right away. Küçük bir hatırlatmayla bunu yapmanız çok kolay olacaktır. Okay. Next one. Öldükten sonra nereye gideceksiniz? Ne olacak? Where will you go after death? What will happen? We go where we want to go. İstediğimiz yere gideceğiz. If we want to go back to God, then we prepare the road to go there. If we don't want to go back to God, then we do many different things that prepare the road not to go back to God. So it depends on what you want. If you want to go back to God, practice now. Now. Yes. Eğer Yaradan'a geri dönmek istiyorsanız, buna ait kendinize bir yol oluşturacaksınız. Ama başka yere gitmek istiyorsanız, oraya gidecek yol oluşturacaksınız. Ama eğer Yaradan'a gitmek istiyorsanız, şimdiden uygulamaya geçmelisiniz. You pray 5 times a day. That is preparing to go back to God. 5 kere günde dua ediyorsunuz. İşte bu da bir yoldur. And God even tell you what day you die. Yaradan size ne gün öleceğinizi bile söyler. If you calm your mind during these 5 times of praying, you will hear God. You hear the angel of God at least, and you know when you leave the world, when you die, and what happened, you already see before you die. But if you don't calm your mind enough, you cannot hear. Bugün de 5 kere dua ettiğiniz sırada eğer zihninizi dinlendirebilirseniz, Yaradan ya da onun bir mesaj veren varlığı size her şeyi söyleyecektir. Ama zihninizi dinlendirmeniz gerekmektedir. So if you can calm your mind, it's good. If you cannot, I show you how to calm your mind. It's very simple. Yes. Eğer isterseniz size zihninizi nasıl dinlendirebileceğinizi göstereceğim. Yes. Öğrenciniz olmak için ne yapabilirim? How do I become your disciple? My disciple. What? Disciple. No, you don't become my disciple. You are God. You are God's disciple. Benim müridim olmanız gerekmiyor. Siz Yaradan'ın müridisiniz. I show you how to become God's disciple. Real size one. Yaradan'ın müridi olmanın yolunu göstereceğim. Yes. Bu meditasyon tekniği ile diğer meditasyon teknikleri aynı mıdır? Kuan Yin metodunun diğer metodlardan farklı yönleri nedir? Is this meditation technique same as the other ones? What is different when compared with the others? I just say about ours, okay? Kuan Yin is a Chinese name for contemplating on the word of God, mean direct contact with God. It's just because I started in Taiwan, and so they just use the Kuan Yin all the time, and it's become, you know, habit. Otherwise, it's is the word of God. This is the name. This is the meaning of it. Aslında hangi tekniği kastettiğinizi daha iyi anlamam lazım ama şunu diyebilirim ki Kuan Yin Yaradan'ın sözü üzerine yapılmış bir düşüncedir. Bu anlama gelmektedir. Yeah. We contact direct with this word, like it say in the beginning was the word and the word was with God and the word was God and the word, this is the word that we
the prophets contact with, and we can hear that too. Evet, her şeyden önce onun adı vardı. O ad kendisiydi ve bu adla bir bağlantı kurarak onunla bağlantı kurabiliriz. Sevgi mi dinin içinde, din mi sevginin içindedir? Is love in religion or religion within love? Love is the only religion. Sevgi tek dindir. Yes. Okay. Yaşadığım her an Allah'ı düşünüyor, onunla konuşuyorum. Çok istememe rağmen meditasyon yapamıyorum. Gizli bir güç engelindeyim sanki. Bu durumu nasıl aşarım? I speak to God every moment. I think of God every moment. Still I cannot meditate as if hindered miraculously. How do I transcend this? I will show you. Just stay. Stay a little while. After I answer everybody, I'll show you. Bu konuşmalardan sonra kalırsanız size nasıl yapacağınızı göstereceğim ve bunu başaracağınıza inanıyorum. We have to know how to calm the mind. Otherwise, even if not five times praying, 500 times, she still cannot hear God. Zihninizi sakin bir konuma getirebilmelisiniz. Yani günde 5 kere bile dua etseniz, sakinleşemiyorsanız, zihninizi sakinleştiremiyorsunuz, başaramazsınız. We pray to God, but our mind make trouble. Our mind keep thinking about money, business, everything, and then when God want to talk, we cannot hear. For example, I'm talking to the translator right now, and if you tell me something, I cannot hear you. Even though you talk to me, I don't know that you are talking. I cannot hear you because I'm talking, thinking of this and translating and all that. Yaradan'ı fiziksel zihnimizle düşündüğümüz zaman çeşitli düşünceler karışır. Biz sürekli başka şeyler düşünürüz, para düşünürüz, çeşitli şeyler düşünürüz. Söz gelimi çevirmenle olan bağlantını eğer siz konuşursanız ben sizi duyamam çünkü çevirmenle konuşmaktayımdır. Yeah. Tanrı'nın yapamayacağı bir şey var mı? Hayır yok diyorsanız Tanrı bir Tanrı yani kendisinden bir tane daha yaratabilir. Is there something God cannot do? If no, can he or she create another God of him or herself? Yes, there's nothing God cannot do, but what for we need two gods? We already have too many, Christian God, Muslim God, Buddhist God. Create another one, we'll be in trouble. Evet, yaradanın yapamayacağı şey yoktur ama neden iki tane olsun ki sadece bir yaradanımız var? Zaten birçok yaradan var Hristiyanların, Müslümanların. God is constantly creating. Yaradan sürekli yaratmakta. He make different God all the time. Zaten çeşitli yaratıcılar yaratmakta. He make out of himself many gods. Look at yourself. Kendinden bir sürü yaratıcılar yaratıyor. Siz kendinize bakın. İşte siz osunuz. God is with you. Yaratan sizinledir. I have explained to you already about the circle of God and we are in it. We are part of God. Size işte yaradan olan o büyük küreden bahsetmiştim ve onun parçaları olduğumuzdan bahsetmiştim. Okay. Sizce insan kendisini nasıl yaşamalıdır? How should a person experience him or herself? How should? By calming himself, mind, his mind. Zihnini dinlendirerek. Then the God self, after he calmed the mind, the God self will reveal because nothing else but God. Zihnini dinlendirdiği zaman zaten Yaradan'ı görecektir, Yaradan'ı anlayacaktır. Çünkü her şey Yaradan'dır zaten. When we don't calm our mind, we identify this body as me. This is a thinking, talking mind all the time, wanting things, mind, this is me. It's not. Me is different. Me is one with God. Me is a child of God. Zihnimizi dinlendiremediğimiz zaman zihin kendini bu fiziksel bedenle özdeşleştirir. Oysa ki biz öyle değiliz. Biz bunun dışında, bunun üstünde bir şeyiz. Yaradan'la biriz. When we are in very very deep contemplation on God, we will see that God and us are one. We are nothing but offspring of God. We one with God, with his offspring, we are his own self. We don't see the body anymore. During a deep contemplation, the body disappears completely. The whole world disappears. Only God exists.
Only God exists. Nobody, not even yourself is there. Then you know. Yaradanı gerçekten içtenlikle düşündüğünüz zaman, işte o zaman ne fiziksel bedeniniz olur, ne başka bir şey fiziksel dünya olur. Her şeyi unutursunuz, onunla birleşirsiniz. That time you really have calmed your mind. İşte o zaman gerçekten zihninizi dinlendirmeniz gereken bir andır. Yaradan tekse, siz de ben de bunun içinde miyiz? Eğer böyleyse siz ve biz ayrımı nedir? If Creator is single, aren't we also within it? Why then there's a separation of you and I? We are like a fish in the sea all the time. We never leave the sea, never. Biz bir denizin içindeki balıklar gibiyiz ve hiçbir zaman onun içinden çıkmayız zaten. Likewise, God is all over us. We are swimming in God, we're eating in God, we're sleeping in God, we're thinking in God, we even killing each other. In God, we're nowhere except inside God. It's just we don't see because we're too busy. Yani bu denizdeki balıklar olarak Yaradan'ın içinde yaşıyoruz, uyuyoruz, hatta birbirimizi onun içinde öldürüyoruz. That's why the prophet tell us, don't kill another person, don't do bad to your brothers and sisters, because why? God always there, he sees everything. You think we can do it in the dark and dark, God don't see, we always in God. İşte bu yüzden size peygamberler kötü şeyler yapmayın, insanları öldürmeyin demişlerdir. Çünkü bunların hepsini Yaradan'ın içinde yapıyorsunuz. Saklanıp yapacağınızı zannediyorsunuz ama aslında saklanamazsınız. But in order to see God, we have to forsake everything. I mean in spirit, not like you leave your family or not like you give your possession to me. No. You have to really disconnect yourself, your inside soul with this physical world. Then you can see God. That's Yaradan'ı görmek istiyorsanız ruhunuzu, ruhsal varlığınızı bu fiziksel dünyadan koparmalısınız. Ona bağımlı olmamalısınız. Ben size her şeyinizi arkada bırakın demiyorum. Sadece zihinsel olarak. Actually you should not ask me any more question. The Quran say everything already. Aslında bana daha fazla soru sormanıza gerek yok. Çünkü Kur'an her şeyi söylemiştir zaten. God is always here. Yaradan her zaman buradadır. For example, just to clarify the statement I have just said. In the Quran, it is God has said to us that be a good guest in this earth. Guests only. We are guests here. It's not real. We are guests. That means what? Okay, you borrow the cup, you borrow the house, you borrow the car, you borrow a wife, you borrow a kid, you borrow a husband. Just borrow. Because everything is not real here. Our real home is heaven. That's why God, in the Quran, it is said that be a good guest on earth. But live a rich life, live a fulfilled life. In order to live a really rich life, not money rich, rich in knowledge of God, rich in knowing we are God's children. That's what the Quran told you to do. And I'm just here to show you how to realize that in real, not just by words, but in real. See God. And then you can be you can have a rich life, even if you don't have money, you feel rich because you have God. And see God so that you know that we are only guests here, and then we be nice to each other. Doesn't matter what religion, what nationality. We can only be a good guest here when we know God. We can only live a rich life when we know God. Yes. Yaradan bize Kur'an'da şöyle demiştir. Bu dünyada iyi bir misafir olun. Çünkü biz bu dünyada misafirden başka bir şey değiliz. Her şeyimiz ödünç alınmıştır. İyi bir misafir olmanın yolu da Yaradan'ı zengince yaşayabilmek, yaşamımızı zihinsel olarak zengince yaşayabilmektir. In that sentence is enough already. Like you have to really disconnect yourself with the world. Have to realize that we are guests only. So we don't attach to money, fame, profit, whatever. Because we are only guests here. Yes, disconnect yourself with the world. Calmly, calm down, then contact heaven. Yani kendinizin bu dünyada misafir olduğunuzu fark edip zihninizi bağımlılıklardan kurtarın, fiziksel bağımlılıklardan kurtarın ve sakinleşip ona ulaşmaya çalışın. But it's difficult. Ama bu gerçekten zordur. You forget how. Bunun nasıl yapıldığını unutursunuz.
I'm here to remind you how. Bunun size nasıl yapıldığını göstermek, hatırlatmak için buradayım. Then you remember. Quick like this. Yes. Çok kolaylıkla bunu hemencecik hatırlayacaksınız. Meditasyon Yaradan'a ulaşma yolu mu? Is the meditation the way to get to God or not? Yes, yes. Evet. This way. Ona ulaşma yoludur. Just to calm the mind, but you have to know the correct way, otherwise you cannot calm the mind. Meditation just means calm the mind. That's it, calm the mind. Meditasyon sadece zihni sakinleştirmek, dinlendirmek için gereklidir. Bu demektir. You have a word that in Turkish? About the calming? Contemplation? Contemplation, yes. Yeah. Deep thought. Yeah, deep thought, yes. Yani derin düşünceye dalmak dediğimiz şey meditasyondur. Deep thought about God that you don't think of anything else, just one thought, God. Then you see. Tek düşünceniz yaradan olursa onu görürsünüz. Okay. Cennete gidip gelmekle neyi kastettiniz? Siz gittiniz mi? Meditasyon nedir? There are two questions here. What do you mean by going and coming back from heaven? What is meditation? Yes, okay. Going because in the human language, if we see something else, that means we're going. For example, if I'm not in America and I'm in Turkey, mean I've gone to Turkey. And if I go back to America, I'm going back to America. So in order to make it clear, I have to use the same language. Otherwise, if you know heaven, you don't need me talking. So going back, going to heaven and come back means, okay, now we are here, right? We are here, we don't see any heaven. Even though heaven always here, we don't see. So I, in order to tell you we can see heaven, okay, we leave the physical world and enter heaven. And then when we leave heaven, we enter the body and the physical world again, we don't see heaven again. So that means going, coming, going, coming. Just human language. Evet, gidip gelmek dedim çünkü bizim dilimizde, insan dilinde ancak böyle ifade edilebiliyor. Aslında cennet hep var. Biz şu anda bizi çevreliyor. İstersek onu görebiliriz bedenimizden çıkıp. Ama tekrar geri döndüğümüzde de işte geri dönmek, gitmek diye kullanmak zorunda kalıyoruz. This is just the beginning actually. Bu yalnızca bir başlangıç. Later on you see heaven anywhere, even when you drive in taxi. İsterseniz taksi arabanızda giderken bile cenneti görebilirsiniz. You can hear God even when you wash your dishes. You remember again how to contact God, then it's become easy. Bulaşık yıkarken bile Yaradan'ın sesini duyabilirsiniz. Bunu hatırladığınız zaman çok kolaydır. Some of our brothers, he drive car, he also can experience the light of God. And some housewives, she wash dishes, she can experience the light of God too. But be careful, maybe sometimes you drop it. Dostlarımızdan bazıları bulaşık yıkarken, araba kullanırken bile Yaradan'ın ışığını deneyimleyebilmektedirler. Bu çok kolay bir şeydir. Yes. Too happy, and then drop the dishes. Ve okay. Onun ışığını gördüğünde birden şeyleri düşürmüş, elindeki bulaşık malzemelerini düşürmüş çığlık atıp. Okay. Next one. İnisiye olanlar UFO'lar tarafından kaçırılmaya karşı vesaire kötülüklere karşı korunmuş olacak mı? The people who are initiated by you, Master, are they protected against the abduction of UFOs and everything? Yes. Evet. Protected from all the negative things. Bütün negatif şeylerden korunacaksınız. There are many mansions in the house of God. Yeah? Many mansions. So the UFO people are also creation from God. They are just a different being. They live in another dimension. And sometimes they visit us. So that we know there are other beings. We are not the only ones. And that we know that God is mighty. He creates all kinds of things. And all kinds of beings. Onlar sadece başka boyut varlıklarıdır. Ve Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğunu bize kanıtlar. Çünkü birçok boyutlarda çok varlıklar yaratmıştır Tanrı aynı zamanda. O kadar, başka bir şey yok. Okay. Allah tarafından bize haber, mesaj getirenlerin olduğunu söylediniz. Bunlar kimlerdir ve bunlar nasıl haber getirmektedirler? You said some still bring messages from God. Who are these? How do they deliver these messages?
Well, that you know when you talk to them. Onlarla konuştuğunuz zaman bunu öğreneceksiniz. Because to everyone they deliver different messages according to your question. Çünkü sizin sorunuza göre değişik cevaplar vereceklerdir. These are the beings who are much higher developed than ourselves, and they live in the world with God. They don't live in a physical body like us, and so if we want to contact them, we have to also leave this physical dimension in a way of speaking, then contact them. Then they will tell you whatever you want to know. Onlar değişik boyutlarda yaşamaktadırlar ve değişik şekillerde konuşmaktadırlar sizinle. Sizin istediklerinizi o size ancak o anlatabilir. So if you would like to learn the way that I want to show you, please put your name down there and then they have another room, okay? Size öğretmek. And I see you in that room. Size öğretmek istediğim metodu öğrenmek istiyorsanız lütfen isminizi kaydettirin. Başka bir odada toplantımız devam edecek otak. Century. Is there something specific? Are they looking for some stronghold that they can hold on to? What exactly is their teaching related to the century? They should look upon God for any stronghold, any time, not 21st century, 22nd century, any day, every minute, every second. We should always look upon God only. God is the only source of our strength and wisdom. Her zaman için insanların tutunacağı olan veya tutunmak için arayacakları tek şey Yaradan'dır. Yaradan'a yönelmeleri ve arayışlarını ona yönelik olarak sürdürmeleri gerekir. Bu 21. yüzyılda da böyle olacaktır, 22. yüzyılda da böyle olacaktır. Her zaman böyle olmuştur ve her zaman böyle olacak. Usually, it is not a religion. Yes, it's not. What is it? God is the only religion. We just now have a talk about a lot of people want to get the answer from God. So I said, pray deeper. I have just told one of our sister here, she asked me why I come here. I said, I go wherever God sent me to. And each one of us has different job to do. Like you are journalist, I'm coming here just to deliver the message that we are all brothers and sisters. It's like Prophet Muhammad. Even he's a prophet. First he has to go in a quiet place and still himself, still his mind. Then the angel can give the message through. God always can give us message through an angel, at least. But we are too busy in the mind to listen. So people sometimes wonder whether there is really God. There is. Just we have to calm down. Yes. So she asked how to do that. I said, oh yeah, that's why I'm here to offer a way. There is a way to calm down the mind. There are many ways.
So you see yourself as a messenger of God? All of us are messenger of God. We do different things. Yes. It just my job is just to offer people how to calm the mind so they can directly talk to the angel from God, from the messenger of God, the direct one. Yes? Yes. It's very easy. Just like if you want to be a journalist, you learn in the school, you know, how to deal with people, how to ask questions and whom to ask and how to open the door. Yeah? So if we want to have contact with angels, the messenger of God, we have the way to do it. We must know the way. So I have tried and it worked. So I share the knowledge with the people. Just like you know many things, the way you go and ask, like for president, you ask him question and he answer you, and you come back and write an article, you share it with your people or the world people. Yes, our job is same. Yes. Yes, translate. Aslında yaradan tek dindir. Önemli olan daha önce buradaki bir arkadaşımın açıkladığı, önemli olan dualarda derinleşmesi lazım insanın. Benim misyonum ise tümüyle bu ziyareti gerçekleştirmek, bu ziyaretleri gerçekleştirmek. Hepimiz aynı yaradanın çocuklarıyız. Daha önce söyledikleriyle de birleştiriyorum birazcık. Ve hepimizin bir görevi var bu yeryüzünde. Benim görevim de bu ziyaretleri yapmak ve bu tanıtımları gerçekleştirmek. Bir anlamda sizlerden, siz basın mensuplarından çok farklı değilim. Aynen peygamber, sizin peygamberiniz, daha doğrusu Muhammed peygamberde olduğu gibi, o bile bir peygamber olduğu halde sükuneti aramıştır. Kendi içsel sesini duyabilmesi için. Ne oluyor? İnsanlar sadece yüzeysel olarak dua ettikleri zaman çok fazla akılları yoğun oluyor. Başka şeylerle, maddesel şeylerle meşguliyet içinde oluyorlar. Önemli olan insanların bu huzursuz sesleri veyahut da dünyasal seslerin ötesine geçip dualarıyla içsel seslerini duymaktır. Çünkü içsel ses nedir? Yaradan'ın bizimle direkt iletişim kurduğu sestir. Ve kendisi ancak biz onun sesini duyabilecek kadar sükunet bulduğumuz takdirde onun sesini duyabiliyoruz. Benim öğretim de tümüyle bu içsel sesi, Yaradan'ın sesini duyabilmemiz için yapabileceğimiz bir uygulamayı öğretmektir, aktarmaktır. Bir Müslümanın içsel sesi ya da Yaradan'la irtibatı İslam bile bulduğuna inanıyor. Bir Hristiyan'a sorsanız, Hristiyanlık kurallarına göre bulduğuna inanıyor. Bir Yahudi'ye sorsanız, Yahudilik kurallarına göre bulduğuna inanıyor. Budist'e sorsanız o şekilde bulduğuna. Peki, hanımefendinin metodu nedir? Yani bunların üstünde bir şey mi, farklı bir şey mi, bunları bir tarafa iten bir şey mi, hepsini kucaklayan bir şey mi? Nedir? Sorabilir misiniz? In all religions, if you address the people of a specific religion, they will say, Muslim will say, if I read my book, the Quran, then I have access to this voice of that is good. The Creator. That is good. All religions will say the same thing about their books and their messengers. If they so do, what is so specific about yours? Is it above all these disciplines no. and religions? Does it all embrace them yes. all? Okay. What exactly? Yes. The question answer itself. Do they really hear the voice of God like Prophet did? Like Jesus did? Like Muhammad did? Do they really? Do they talk to God? That's the question. Asıl soruyu cevaplamış bile oldunuz. Şöyle, eğer kitaplarını okudukları zaman bu insanlar gerçekten Yaradan'ın sesini duyuyorlar mı? Duyuyorlarsa tamam zaten. If they do, if they do, it is good. O zaman çok yes. güzel. If they cannot steal their mind enough and contact directly to the messenger of God, then I can help them to steal the mind. Ama zihinlerini dindiremiyorlarsa ve direkt Yaradan'ın sesini duyamıyorlarsa, o zaman onlara bunu nasıl yapabileceklerini gösterebiliyor. I'm here only for the people who cannot hear the voice of God. Ben sadece içlerinde Yaradan'ın sesini duyamayan insanlara bunu öğretmek için buradayım. For the people who can hear, I come learn with them too.
Ama zaten Yaradan'ın sesini duyan insanlar varsa o zaman ben onlara gelirim ve onlardan öğrenmek isterim. Every religion say the same. It's correct too because we have only one God, one Father. Tüm dinlerin aynı şeyi söylemesi de son derece normal ve doğal. Çünkü bir tek Yaradanımız var. Hepimizin müşterisi. Yes. Should we have a Muslim God, a Christian God, a Buddhist God, do you think? Yaradanımız bir Müslüman ayrı, bir Hristiyan ayrı, bir Musevi ayrı olmalı mıydı sizce? No, we have only one God. Hayır, bir tek Yaradanımız var. İstanbul'dakilere en azından yönelik kafasındaki düşünceler, ulaştırmak istediği mesajlar var mı? Çünkü Türkiye'de belli sorunlar var son günlerde, insanların yoğunlukla yaşadığı sorunlar var. Bunlara yönelik kendisinin bilgisi var mı? Bunlara yönelik telkinleri olacak mı? Onu özetleyebilir mi kısaca? Do you have some specific message to the people of Istanbul? You know that there are specific disasters, people are going through suffering and all that. Do you have something specific to tell these people? Yes, this is the first question I asked when I arrived in Istanbul. I asked my driver, are the victims of the earthquake, are they having better now, they're better improved? And he say it's not in the capital, it is in the countryside. So it's the first question I asked. And of course, my message is the same like everyone else who is concerned about our own brothers and sisters, is that my message is the same with your message. It's a message of love. And we cannot express enough in a human language about this love that is residing within us, that which is God's love. We all have this, and we all have love for each other. And I can only know from what God has told me that disasters to the bodies are nothing compared to the disaster of the soul. If we find God, everything is all right. Even if we have to leave the physical body, which everyone does in one way or another, even if we have to forsake our possession, God is always there. And God is only our possession. And God is the only security. And God is the only thing that we should always remember and look for in any circumstance. Whatever God takes away, He gives in another form. Sometimes He takes away physical things, He gives back spiritual comfort. And we should always remember God and pray to God all the time, like the Muslim do, five times a day. Five times a day. Aslında bugün havaalanından bugün veya hangi gün geldiğimde havaalanından beni karşıladıklarında şoförüme sorduğum ilk soru bu olmuştur. Depremzedeler ne durumdalar? Depremzedelerin durumu hafifleyebildi mi, çareler bulunabildi mi gibilerden. Ve bu arada öğrendim ki depremden en ağır darbeyi yiyen insanlar İstanbul dışında yaşıyormuş. Şimdi buna cevabım ise herkes gibi sevgi olacaktır. Yani unutmayın ki bütün bu insanlar bizlerin kardeşleri, hepimiz kardeşiz çünkü. İçimizdeki Yaradan'ın sevgisini birbirimizle paylaşmamız gerekiyor. Her şeyden önce biz öncelikle bedensel acılara odaklanıyoruz. Oysa insanın yaşadığı çok daha vahim bir durum çekilen ruhsal acılardır. Bu nedenle maddeselden kopabilirsek eğer, tek varlığımızın, tek sahip olduğumuz şeyin Yaradan olduğunu algılayabilirsek, o zaman bunların çözümlerini yakalayabiliriz ve bulabiliriz ve her şeyin anlamını anlayabiliriz. O yüzden sizin dininizde, Müslümanlıkta olduğu gibi en az 5 kez günde Yaradan'a yönelerek dua etmemiz gerekir. Bütün içtenliğimizle ve bütün derinliğimizden ona yakararak ve ona yönelerek.